Merhaba. Bugün az bulunabilecek bir karavan tanıtmak istiyorum size. Peki neden az bulunmaz diyeceksiniz? Bu araç henüz 53 bin kilometrede ve bu kilometre orijinal. Yani motor sıfırlamamış, 400 bini devirip sonra 453 bin yerine 53 bin yazmıyor. Sadece 53 bin kilometrede. Ve iyi bir karavan donanımına sahip bu araç satılık. Hemen araç özelliklerinden bahsedeyim. Daha sonra karavan özelliklerinden ve fiyattan bahsedeceğim. Öncelikle araç 15 metreküp Citroen Jumper, klimalı, 6 ileri 130 beygir, önde sis farları var, direksiyondan kumanda, teyip var, ayrıca USB ve jack bağlantıları da var. Lastikler Bridgestone marka, 4 adet 0. Otomatik açılan kapı var, basamaklı. Aracın muayenesi yeni. Herhangi bir kazası, tramer'i yok. Şu şekilde aracın dışını göstereyim size. 2 adet amortisörlü cam kullanılmış. Hem bu tarafta hem sürgülü kapıda. Dışında şöyle kırmızı ve gri sticker uygulaması var. Araç hem yukarıdaki panellerin temizliği için hem de bisiklet taşıyabilmeniz için şöyle alüminyum bir merdiven uygulaması mevcut araçta. Ayrıca geri görüş kamerası var. Karavan olarak girişte basamak görüyorsunuz, elektrikli kapıya entegre. Anahtarlı su dolu mağazı. Yaklaşayım şöyle biraz. Anahtarlı su dolu mağazı. Dış duş. Yukarıda Fiamma F65S tenteyi görüyorsunuz. Arkadaşlar bu tente çok pahalı bir tente. Bu arada bu tentenin kendisi ayrı satılır. Braketleri yani montaj için kullanılan ayakları ayrı satılır. Sadece montaj için kullanılan ayakları 3.500 TL'ydi. Tentenin kendisi yani tente artı braketler 20 bin lirayı geçiyor. Normalde biz iki panel görmeye alışkınız karavanlarda. İki panel ve 200 amperlik akü. Bu araçta ise normalin iki katı var. Yani 4 tane güneş paneli var. Bu size 800 watt bir enerji sağlıyor. Ayrıca 400 amper jel akü var. Neta uydu alıcısı var, hemen tavanda görüyorsunuz. Ayrıca tavan delinmemiş. Ne yapılmış? Alüminyum bir çerçeve dönülmüş. Bunlara monte edilmiş. Arka kısım bu şekilde. Şurada bisiklet taşımak için altta ayaklar mevcut. Oradan da İçine giren parçalarla birlikte bisiklet taşıyabiliyorsunuz. Şu kısımlar çıkartılabiliyor. Bunlar hani bisiklet taşıdığınız zaman arabanıza zarar vermesin diye. Biraz rüzgarlı. Yavaş yavaş aracın iç kısmını göstereyim size. Bu arada aracın yedek anahtarları da mevcut. Yedek anahtarı mevcut. Yedek anahtar yaptırmanın güncel maliyeti kumandalı ise eğer 750 TL. Bunu da göz önünde bulundurun. Aküsü yeni. Buradan otomatik kapıyı açıp kapatabiliyoruz. Ayrıca kumandadan da açıp kapatabiliyoruz. Kapı açılınca basamak da otomatik olarak çıkıyor. Aracın temizliği burada anlaşılıyor zaten. Bu klimadan da bahsedeceğim. Klima arka kısımda konumlandırılmış. Koltukların temizliği zaten aracın kullanımı hakkında yeterli bilgi veriyor. O koltukta, bu koltukta dönebiliyor. Şu şekilde iç kısmı gösterdikten sonra yavaş yavaş aracın içine doğru geçelim. Araçta 3 adet tavan hekisi var. Bunlardan ikisi yaşam alanında, birisi ise banyoda mevcut. Yaşam alanındakiler Remis marka. Çok pahalı hekilerdir arkadaşlar bunlar. Bu arada şunu da göstereyim. Kumandayla da açabiliyoruz. Gördüğünüz gibi basamak otomatik bir şekilde çıkıyor. Geniş bir giriş alanı mevcut. Buradan girdiğimiz zaman. Burada ayakkabılıklar mevcut. 2 adet.
Şöyle bunlar yolda açılmıyor kesinlikle. Biraz şu şekilde. Burada ikili bir ocak var. Burada evye. Burada 12 volt buzdolabı var. Buzdolabın dikkat ederseniz ayakları da var. Yani bunu çıkartıp dışarıda da kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir elektrik soket sistemi var. Soketler 12 volt burası da. 12 volt buzdolabına verdiği zaman oradan alıp dışarıda yani otururken de televizyon izleyebilirsiniz. Bilmiyorum ben normalde çok televizyon izlemiyorum. İlgisini çekenler olabilir diye anlattım. Bahsettiğim gibi bu iki koltuk da dönebiliyor. Burada bir kanepemiz var. Kanepe açılarak 175'e 124 bir yatak oluyor burada. Çift kişinin yatabileceği. Şurada bir masa ayağı var. Masa şu an dolabın içerisinde. Çıkartılarak borusu takılıyor. Sonra masa buraya oturtuluyor. Koltuklar buraya döndüğü zaman burada yemek yenebiliyor. Aracın göğsünü şöyle tekrar göstereyim. Buraların perdeleri var. Koyu perdeleri var. Hem ısı yalıtımı için hem de mahremiyeti sağlamanız için. Karavan camların ise kendinden sineklik ve gölgelikleri var. Şu şekilde açılıyor. Şu şekilde kapanıyor. Bunlar amortisörlü camlar. Şuradan da gösterebilirim. Bu şekilde açabiliyorsunuz. Üçünü de açtığın zaman çıt sesi bakın. Çıt çıtı duyduktan sonra bırakabilirsiniz istediğiniz konumda. Tekrar kapatmak içinse çıt sesini duymadığınız bir an geriye doğru bırakın. Bunlarda iki kademe vardır. Şimdi dikkatli bakarsanız çeltik bu burada da olabilir. Bu onun ortasında da olabilir. Bu ikisi de camı tutar. Ortada olduğu zaman yani çok az bir boşluk kalmış oluyor gördüğünüz gibi. Hani ben bir yere gideyim ama aracım güvenli olsun, hava da alsın derseniz bu şekilde bırakırsınız. Bunları da aynı şekilde orta konuma alırsınız. Şöyle. Şu şekilde. Ha şeyse eğer tam kapatmak istiyorsanız da tabii ki son noktada kapatacaksınız. Şöyle. Üçünü de kapattığınıza emin olun. Biraz önce bahsettiğim gibi sineklik ve gölgelik. Bu biraz takılmış sanırım. Sineklik ve gölgelik şu şekilde çıkıyor. Onun haricinde aküler bunun altında. Bunun altında şuraya kadar geliyor. İnvertör ve MPPT de var. Çok kaliteli bir MPPT var. Çünkü siz eğer 800 wattın üzerinde 800 wattın üzerinde bir güneş paneline sistemine sahipseniz onu şarj edecek güçlü bir şarj ediciye ihtiyacınız var. PWM gibi bir cihazla olmaz. MPPT olması lazım. Aşağıda ışıklar var. Bu arada burada burayı kağıtla yazılmış. Burada göstergeler var. Bu kağıtların yapışkanları var. Buraya yapıştırılacak. Şeyden bahsetmeyi unuttum. Bunun altında Eberspeyer ısıtıcı var. Eberspeyer çok kalitelidir arkadaşlar. Alman malı. Onların da fiyatı 14-15 bin liralara geldi. Bundan dolayı artık çoğu kişi yerli veya Çin malı tercih etmeye başladı. Klimadan bahsedecektim. Klima arka tarafta buraya doğru üflüyor. Şimdi siz araç klimalarında 3 seçeneğiniz var. Bir göğüs kliması. Şu ortaya takarsınız. Düğmesi ortada olur. 2. Böyle minibüslerde kullanılan daha güçlü klimalar. O klimalar buraya takılabilir. Ya da arkaya takılabilir. Şimdi buraya ve arkaya takılan daha sağlıklı bir üfleme gerçekleştiriyor. Neden daha sağlıklı diyeceksiniz? Çünkü bu araç büyük olduğu için arkadaşlar. Buradan üflediği zaman şoför ve yanındaki çok soğuğa maruz kalıyor. Araç büyük olduğu için hemen soğutamıyor. Yani buradaki perdeyi de gerseniz tabi o bayağı bir tutuyor ısıyı ama daha doğrusu şöyle ısının bu taraftan o tarafa transfer olmasını tutuyor. Ve siz soğuktan daha fazla faydalanıyorsunuz ama bu yetmiyor sonuçta. Arka taraftan ya da şoför kabin üstünden havalandırmada ise daha iyi bir havalandırma mevcut. Yani ben ondan yanayım. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ama şoför kliması da olabilir. 3 seçeneğiniz var. Şoför klimasını ben kullanamıyorum boğazımdan dolayı. Faranjit var bende. Onun haricinde Uğur'un çift kapılı buzdolabı var. A++ olmasına rağmen 12 volta çevrilerek iyice elektrikten tasarrufa gidilmiş. Yani zaten bu araçta biraz elektrik olayı abartılmış. Yani bu akülerin bitmesine imkan yok arkadaşlar. 400 amper akünüz var. 4 tane paneliniz var.
Ve gideriniz fazla değil. Yani bu araçta ne kadar harcayabilirsiniz ki? Fiamma marka TNT'nin ortada bir direği vardır. Bu orta direği. Bu da açmak için kullanılan mafsalı. Bunlar normalde bagajda duruyordu. Ben buraya kaldırdım. Bagaj toplanıyor şu anda. Buradaki camlarında şu şekilde gölgelikleri mevcut. Ayrıca ekstra perdesi de var. Havayı buradan alıp buradan veriyor. Bu klima bu şekilde çalışıyor. Orada bir adet prizimiz var. Burada tam boy elbise dolabımız var. Şu şekilde. Ayrıca biraz önce bahsettiğim masa da burada duruyor. Orada gene bir dolabımız var. Buralar dolap. Banyoda benim çok beğendiğim bir özellik var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi normalde aydınlatmalarda biz alışmışız. Çok fazla aydınlık bir banyoya ihtiyaç duyuyoruz doğal olarak. İşte kadınların makyaj ihtiyacı oluyor. İşte tıraş olan erkeklerin kendisini görmesi gerekiyor vesaire. Biraz fazla aydınlık oluyor. Ama karanlık bir ortamdan tuvalete girdiğin zaman da o ışık size çok fazla geliyor. Burada çok basit bir çözüm üretilmiş. İki tane aydınlatma var. Bakın anahtar var iki tane. Şu an sadece şurayı aydınlatıyorsunuz. Yani ne yapabilirsiniz? Küçük çocuğunuz var. Geceleyin tuvalete kalkıyor. Onu açarsınız sadece. Bu kapıyı da böyle kıyıklarsınız. Çocuk kalktığı zaman kendini hem güvende hisseder hem de tuvaletin yolunu bulabilir. Şimdi bu ışığın bize çok az gelmesine aldanmayın. Bu geceleyin bayağı bir ışığa denk geliyor. Hatta bazıları gösterge ışıklarından bile huylanır. Bilmiyorum siz de etrafınızda var mı? Ya şu göstergenin ışıkları bile yanmasın der. Ama öyle göstergeler var ki lamba gibi yani bildiğin gece aydınlatıyor etrafı. Ya bu basit bir detay ama benim hoşuma gitti. Onu paylaşmak istedim. Büyük taş macaratörlü tuvalet var. Şu şekilde göstereyim burayı da. Buradan macaratörü çalıştırıyorsunuz. Oradan suyu. Burada küçük aynalar uygulanmış. Sabunluk var. İşte askılar var. Banyo. Burada CTP panel. Bu arada lambayı açabiliriz. Yukarıda ise Fiamma'nın havalandırması var. Arkadaşlar bu da pahalı. Bunlar yaklaşık 4.000-5.000 liralara dayandı artık. Burada berber bataryası var. Duş almak için çekip uzatabilirsiniz. TMC'ydi yanlış hatırlamıyorsam şey markası da. Çok önemli değil ama paylaşayım. Onun haricinde aydınlatmalarda şöyle bir yola gidilmiş. Hem anahtar hem düğme. Yani hem sigortalı düğmeler var hem de ayrıca düğmeler var. Ev tipi düğmeler. Bu da güzel bir detay. Yani herkes oraya uzanamaz. Buradan oturduğunuz yerden de açıp kapatabiliyorsunuz. Benim karavanla ilgili paylaşmak istediklerim bunlar. Bütün detaylara yer vermeye çalıştım. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara cevap yazıyorum. Dilerseniz şöyle dışından da bir tur atıp artık herkesin merakla beklediği bu araç satılıksa fiyatı nedir sorusuna cevap verelim. Arkadaşlar bu arada bu tarz videolar, bu tarz araç tanıtımları, satılık araçlar ilginizi çekiyorsa, karavan almayı düşünüyorsanız beni Edlab Karavan YouTube kanalından ya da Karavan TV YouTube kanalından, o da bana ait. Çok kişi bilmiyor. Ama benim iki tane YouTube kanalım var. Ve ikisinde farklı içerikler üretmeye çalışıyorum. Oraya da takip edebilirsiniz. Instagram'dan takip etmek istiyorsanız da Edlab Karavan sayfasını takip edebilirsiniz. Aracın fiyatı 980 bin TL. Almayı düşünenler iletişime geçebilirler. Umarım gönlünüze göre güzel bir karavan alırsınız. Birlikte belki bir kamp bile yaparız. Bir kampta denk geliriz, sohbet ederiz. Bu aracın avantajları, bu araç kime uygun, kimlere uygun değil, onlardan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bu araç 1 artı 1 ruhsata kayıtlı. 1 artı 1 demek yani 2 kişi seyahat edebilir, 2 kişi kalabilir. Ama bir misafir de çok rahat kalabilir içeride.
Kilometresi az ve motor diri, ayrıca araç kazası olduğu için uzun yıllar kullanabilirsiniz. Sattığınız zaman da hani 3 yıl kullanırız, 3 yıl sonra sattığınız zaman da hala kilometresi az olduğu için çok rahat satarsınız. Onun haricinde ya ben karavanda çok kalabalık kalınabileceğini düşünmeyenlerdenim. Tabii ki çocuklu aileler bir arada kalmak istiyorlar. Ama yani biz iki yetişkin, iki arkadaş grubuyuz, birlikte tatile gideceğiz falan. Arkadaşlar o çok zor, yani çok iyi anlaşmanız lazım. Çünkü 8 metrekare bir alandan bahsediyoruz. Zor, zor bir tatil olur. Çok muhabbet tez ayrılık getir diye bir deyim var, biliyorsunuz. Atasözümüz var, pardon. Söylemek istediklerim bunlar. Dediğim gibi kafanıza takılan soruları, belirtmeyi unuttuğum detaylar varsa belirtebilirsiniz. Pis su, temiz su, onlardan bahsedebilirim. O aklıma geldi. Depolar alt kısımda. Depoların tahliyesi çok kolay. Depoların, şuradan gösterebilir miyim bilmiyorum. Bir bakayım. Şu depoyu görüyorsunuz. Siyah olan pis su. Borusu nerede? Ha, bu arada kapıyı, şuraya da bir düğme eklenmiş. Buradan da kapatılabiliyor. Kapı kapan zaman basamaklı otomatik olarak içeriye giriyor. Şimdi buradan bakın, görüyorsunuz. Beyaz olan, kırmızı olan vanası. Beyaz boru, kırmızı olan vanası. Buradan boşaltımlarını yapabiliyorsunuz. Şu arkada gördüğünüz motor majeratör. Şu basamağımız. Söylemek istediklerim bunlar. Kafanıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Hoşça kalın.